Amerika Birleşik Devletleri'nde kış fırtınası devam ediyor. En az 50 Amerikalı hayatını kaybetti. New York eyaletinin kuzeyinde yer alan Buffalo bölgesinde 27 Amerikalı hayatını kaybetti. Hatta araba içinde saatlerce bekleyen ve donan Amerikalı vatandaşların olduğunu, aynı şekilde sokakta donan Amerikalıların ve hayatını kaybeden görüntüler de Amerikan medyasına yansımış durumda. Perşembeden beri 16 bin uçuş iptal olmuş durumda. Sadece dün 4 bin yakın uçuş iptal edildi. Hatta bir bilinen Amerikan havayolu şirketi %70 uçuş yapamadı ve operasyonlarının da aksadığını belirtebiliriz. Geçen haftadan beri 2 milyona yakın Amerikalı elektriksiz kaldı ve şu an itibariyle de yaklaşık 100 bin Amerikalının elektriği kış fırtınasından dolayı yok. Sadece Amerika'nın kuzey ve orta batı eyaletlerinde değil, güneyde de Florida ve Texas'ta da ciddi şekilde soğuklar var. Sıcaklık dereceleri düşmüş durumda. Sel ve su borularının donduğu da gelen bilgiler arasında. Tabii endüstrilere baktığımız zaman da kripto madenciliği ciddi şu anda etkilenmiş gibi görünüyor. Üretimde düşük bir beklenti var gelecek haftalarda. Çünkü hem soğuk kış şartları hem de bazı bölgelerde elektriğin olmasından dolayı kripto madenciliğinde de sıkıntılar yaşandığını belirtebiliriz. Aynı şekilde lojistik firmaları da gerekli teslimatı yapamıyor ve sıkıntıların da sadece hava yolunda değil karayolunda da olduğunu belirtebiliriz. Başkan Biden dün acil federal destek fonunu açıkladı. Bilhassa New York eyaletine federal hükümetin maddi olarak desteği, hatta gerekirse ulusal muhafız güçlerinin devreye girmesi de karar verildi. Genele baktığımızda kış fırtınasının daha 2-3 gün daha devam edeceğini ve soğukluğun da ciddi şekilde beklendiğini belirtebiliriz.